Hayırdır inşallah. Günaydın anne. İyi uyudun mu? E işte. Anne, şu ekmekleri atmasan. Ne ekmeği be? Çöpe atıyorsun anne. Fazla geliyorsa almayalım. Her hafta 3-5 ekmek yazıktır. Şimdi de bu mu çıktı Nihat Bey? Sabah sabah. Yok anne, yani. Bana bak. Zaten baban ömrümü yedi benim. Şimdi de sen başlama. Yok anne, yani. O da öyleydi. Yok ekmeği ziyan etme. Yok fazla ışığı kapat. Aman be, armut dibine düşermiş zahir. Anne yanlış anlama. Ben sadece sinekten yağ çıkarmayla olmaz oğlum bu işler. Sen elindeki altın yumurtlayan tavuğu kümese kapat. Sonra da anandan bir kuru ekmeğin hesabını sor. Yani pes, yani pes. Yine başlama anne. Sen bu kafayla ha! Vallahi ben ölünce kefen parasını bile denkleştirebilirsen iyidir yani ha. Sen Hülya Hülya diyorsun da nasıl olacak böyle?
Ha? Anne. Kız gelir mi be? Gelir mi hiç? Sen ona da çöpleri karıştırıp vaz verirsin valla. Tamam anne ya. Değiştir şu kafayı, değiştir. İş bilmezsin sen, iş bilmez. Oh be, nihayet. Nasılsın Şehnaz teyze? Aman canım, nasıl olayım işte. Nerede kaldın sen? 10 dakika geciktik işte, ne var? Mesai başladı, mesai. Ulan hayretsin ha. Allah'a ısmarladık anne. Güle güle. Ekrem. Az öğret şuna da bu işleri, hadi. Ayak diremesi öğreteceğim de. İnat bu vallahi, inat. Bilmez miyim? Hadi Ekrem, hadi. Tamam be, patlama. Teyzeciğim görüşürüz. Güle güle. Kadını da mağdur ediyorsun ya. Mağdur falan ettiğim yok benim. Ama ne yapayım? Etimiz belli, budumuz belli. İyi baba. İyi. Sen böyle devam et, olur mu? Yeni mi bu? Yeni yeni. Mısır'daki dedemden miras kaldı. Kalk hadi. Aa! Hadi. Anne ne oluyor ya? Öğlen olacak neredeyse hanımefendi. Anne sabah 5'te yattım ben. Ne yapayım yani? Okuyacaksın da ne olacak? Abisi kılıklı. Sözüm ona iş tutacak bunlar da. Besle büyüt. Şehnaz hala taşın kökünü yesin. Çabuk kalk hadi. Hadi kalk. Çay bırakayım mı? Ha, tabii, sağ ol. Afiyet olsun. Şuradaki boşta. Deli misin ya? Ona gittik miydi yandık. Mümkün değil, işmiş yapamayız. Niye ya? Ya bırak gel sen. Arayın o zaman onu. Tabii canım. Ben de aynen öyle söyledim. Metrekaresi kaç para eder ki sonuçta? Tabii tabii. Buyurun böyle gelin. Yok bekleyelim biz. Olur mu canım? Anlıyorum. Aynı şey. Gelin böyle. Ben ona tek tek söyledim. Hadi. Anlıyorum. Dediğim gibi siz bütün planları çıkartın. Gelin hallediniz. İyi de burada imar yapamazsınız ki. Ya tabii mevzuat olarak öyle de şimdi burada... Bakın siz de söylüyorsunuz. Mevzuat olarak öyle. Kanun öyle deyince de yapacak bir şey yok.
Tabii canım tabii. Ondan burası malum da beyefendi. Bir kolayını bulabiliriz diye. Yani üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Anlamadım. Yani yasal şartlar tamam olsaydı... sizin üstünüze düşenler belli zaten. Ya ondan bahsetmiyoruz be kardeşim. Kaç paraysa, ne lazımsa vereceğiz diyoruz işte. Komisyonsa komisyon, ortaklıksa ortaklık. Ne? Yanlış anlama yani. Ben açık konuşmayı severim kardeşim. Tamam, ilgileneceğim. Sen ne lazımsa çekinme söyle. Merak etme. Sen ya kazanacaksın ki biz de kazanalım. Beni daha önceden de tanıyorsun. Bunu şefime bildireceğim. Onunla mı çözersiniz? Mahkemeyle mi? Bilmem artık. Ya arkadaşım yanlış anlamayalım. Yanlışı mı var? Bana apaçık rüşvet teklif ettiniz. Ben sizi sonra arayacağım, özür dilerim. Nereye gidiyor bu aptal? Çok özür dilerim. Siz bekleyin, ben halledeceğim. Tamam. Ne yapıyor böyle? İyi günler. İyi günler. Şehnaz Hanım evde mi? Bir dakika çağırayım. Anne, seni arıyorlar. Kimmiş? Veysel efendi, hayırdır? Abla bu aldığın şeyler vardı, hatırlarsan. Ne aldın anne? Sen sus bakayım. Evet, ne olmuş? Nihat'ın hesabına yazmıştık ama ödemiyor. Ödemiyor mu? Evet. Geçen gün gene hatırlattım. Ben bunu ödersem kirayı bile veremem dedi. Annem anlasın biraz Hanya'yı Konya'yı dedi. Demek öyle. Kusura bakmayın. Bir hatırlatayım dedim. Siz bir çaresine bakarsınız. Hadi eyvallah. Güle güle. Sen anne. Hesap mı vereceğim sana ha? Sana hesap mı vereceğim? Anne. Ödemedi ha? Ödemedi. Ödemedi. Oğlum olacak bir de. Oğlum. Allah'ın sümsüğü. Rezil. Anne. Sakin ol. Emzirdiğim sütü helal etmeyeceğim ona. Aptal. İş bilmez aptal. Sakin ol anne. Aptal. Anne bağırma. Ay. Merhaba, merhaba, iyi günler. Nihat, ne yapıyorsun burada? Şefle konuşacağım, onu bekliyorum. O dosyayla ilgili değil mi? Evet. Utanmaz herifler. Ya ne var bunda? Hallederiz işte. Şefle ne ilgisi var? Saçmalama Ekrem. Adamlar bana resmen rüşvet teklif ettiler. Ya ne var bunda? Herkes ediyor. Ben herkes değilim Ekrem. İyi çalışmalar. Hayrola çocuklar? Bir şey mi var? Mustafa Bey. Ben sizinle bu dosyayla alakalı konuşmak istiyorum. Gel bakalım. Mustafa Bey. İki vatandaş, yani şu dosyanın sahipleri. Evet. Mevzuata uymuyor efendim. Tamam. Bir de rüşvet teklif ettiler. Rüşvet önerdiler efendim. Ya Nihat, çıldırtma beni. Herkes teklif ediyor, ne yapayım yani? Ama bu suç efendim. Nihat, saksıyı çalıştır.
O adamlarla uğraşılır mı hiç? Bizi bir kaşık suda boğarlar. Ama efendim, yani... Nihat'cığım, Allah aşkına... Bu dosyayı devret Ekrem'e. İşine bak sen. Ama efendim... Tamam Nihat, git hadi. Afiyet olsun. Sağ ol. Yine aynı şey oldu değil mi? Evet. Sorma. Ben mi salağım? Yoksa millet tozukmuş mu anlamıyorum? Ben ikincisi derim. Şef bile. Düşünebiliyor musun? Nihat. Bak, sen doğrusunu yapıyorsun ama lütfen dikkatli ol, lütfen. Yoruldun ha? Ha, sen miydin Arif abi? Ya yorgunluk değildi. Olup bitenler değil mi? Hı hı. Ekrem'e bak. O yanındaki büyük bir müteahhitin adamı. İş çeviriyorlar. Bak şimdi. Ama o aldığı işin sadece taksiti. Zarfın içinde de dolar olduğuna kalıbımı basarım. Ama bu maaşla o araba, o evler nasıl oluyor sanıyorsun? Hadi yürüyelim. Niye şef olamıyorum biliyor musun? 3-5 yıl oluyor. Bir adam yüzüme karşı küfreder gibi, ne bileyim, köpeğe kemik atar gibi rüşvet attı önüme. Ağrıma gitti. Yazdım tutanağa, şefe falan uğramadan verdim savcıya. Bir nüshasını da genel müdürlüğe postaladım. E'si kayaya tosladık. Müsteşarın akrabasıymış. Kaç soruşturma yedim. Kaç yere sürüldüm hatırlamıyorum. Ondan sonra dedim ki lanet olsun. Benden ırak olsun dedim. Seni anlıyorum. Ama bazen herkes delirdiği zaman akıllı olmak en tehlikeli şeydir. Unutma. Hadi görüşürüz. Şef de öyle söyleyince hiçbir şey yapamadım ben de. Düşünsene. Adam koskoca şef. Ne bileyim işte.
Bir de iyi bir haltmış gibi anlatman yok mu? Anne, başlama yine. Kahramanlık yapıyorsun değil mi? Sözüm ona, meleği oynuyorsun. Senin dünyadan haberin yok, dünyadan! Anne, sakin ol. Sus be! Hülya'nın annesiyle konuştum. Hülya mı? Evet. Şu senin meşhur aşkın. Ne? Ne oldu? Avucunu yala. Seninki biraz kırıtıyor ama ne anasının ne de babasının gönlü var. Bıyık altından gülüyor insanlar. Gülüyor mu? Babası Şehnaz Hanım. 485 milyon maaş. Kalanını da sana bana paylaştırır artık dedi. Sonra da kikir kikir güldüler. Sen hala öt buradan. Anne, konuştun mu? Kızımız veren yok sana be. Anlasana. Ne anlatıyorum ben sabahtan beri burada? Sen de anneyim diyorsun ha? Yazıklar olsun. Hadi oradan be, velet! Cahil insanlar bunlar. En cahili de annem tabii. Kafam karışık. Eğer bu işler böyle oluyorsa ben ne yapabilirim ki Esma? Yani sen de mi abi? Nihat! Para bırak biraz. Bakkal çakal damlar bugünlerde.
Sana söylüyorum Nihat. Nesi var bunun? Evet. Buyurun. Hı-hı. Teşekkür ederim. Hı-hı. Hı-hı. Yardımcı olmaya çalışırız tabii. Hı-hı. Anlıyorum. Tarih ve sayıyı alın. Gelen evraktan bir sormamız lazım. Tamam, iyi günler. Ne oldu? Ben de yapacağım. Ne? Para. Komisyon. Şşşt! Sus be sus! Akşam beraber çıkalım. Anladın mı? Yavaş ya. Ayaklar suya erdi. Bu işler böyle. Hayat bu. Adamın üstüne çullandı mı canını çıkartır Alimalla. Al. Ya bakın be, soksana şunu cebine. Deli misin nesin? Yürü. Ali Osman Bey'di. Kırıştık. Senin payına düşen de bu. Yani karışma dedikse 6 aylık maaşın aslanım. Yalnız abimiz takoz olmasın dedi. Engellemesin. İşi akıtsın. Biz de onu görmekten aciz değiliz dedi. Sen de ona göre yaparsın artık. Ya basit oğlum. Böyle tamamla evrağı, imzalat. Olmadı birkaç ay beklet. Hepsi bu. Alan memnun, satan memnun. Şşş, öteyim falan deme ha. Manyak. Şöyle. Aferin benim aslanıma. Bu kadar işte. Direnmenin ne alemi var? Rahat edeceğiz, rahat. Kız, yemeğini hazırlasana abinin. Yemek yiyecek misin? Gerçi yiyeceğini yemişsin ama. İşine bak kız sen. Oh.
Hayır! Hayır! Nihat, ne yapıyorsun sen? Aa! Aa! Bırak o parayı! Nihat! Nihat! Bırak o parayı! Anne, sakın bana engel olmaya kalkma! Aptalsın sen! Aptal! Aptal! Ne bu? Rüşvet vermişsin. İstemiyorum. Tamam arkadaşlar, tamam. Yol açın, çekilin, tamam. Hadi. Hadi. Yol açın, tamam. Bu kadar yeter. Daha sonra konuşuruz. Daha sonra konuşuruz. Tamam. Tamam, çekmeyin, çekmeyin. Tamam arkadaşlar. Yeter tamam, arkadaşlar, hadi. Çekmeyin. Hadi. Müsaade edin, hadi. Arkadaşlar, yol açın, hadi. Tamam, bu kadar çekim yeter. Buraya bakar mısınız? Bir açıklama. Bu taraftan, bu taraftan. Müsaade edin, çekilin. Arabaya bin, hadi. Aptal herif. Hey. Beceriksiz. Tamam. Kendini de yaktın, bizi de yaktın. Salak herif. Tamam. Serseme herif. Aptal! Hadi. Müsaade edin, hadi. Bu abimin ekmeği. Tertemiz ekmek. Tertemiz. Anladın değil mi? Bu abimin ekmeği. Senin bile karartamadığın ekmek. Senin bile. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.